Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk güzelim. Hay maşallah. Evet yiğitlerim. 10. söze devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi adedi zerrati kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu alemin mutasarrıfının madem nihayetsiz böyle bir keremi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz öyle bir celal ve izzeti vardır. Nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin tedibini ister. Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister. Nihayetsiz rahmet kendine layık ihsan ister. Halbuki bu fani dünyada ve kısa ömürde denizden bir damla gibi milyonlar cüzden ancak bir cüzi yerleşir ve tecelli eder. Demek o kereme layık ve o rahmete şayeste bir dar-ı saadet olacaktır. Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Çünkü bir daha dönmemek üzere zeval ise şefkati musibete, muhabbeti hırkate ve nimeti nikmete ve aklı meşhum bir alete ve lezzeti eleme kalbettirmekle hakikati rahmetin intifası lazım gelir. Bir darı saadet olacaktır cümlesini açar mısınız Gül dede? Allah kusur ve eksiklerden münezzeh ve mukaddestir. Sözünden ve vaadinden dönmek ise tam bir kusurdur. Sözünde ve vaadinde durmamak ancak aciz ve zelil olanların şiarıdır. Allah Celle Celaluhu böyle bir acizlik ve zelillikten münezzeh ve mukaddestir. Allah'ın isimleri içinde Sadıkul Vaadül Emin ismi vardır. Yani o vaat ve sözünde emindir. Öyleyse Allah vaat etmiş olduğu ebediyeti ve bekayı insana verecektir. Bütün peygamberleri ve kitapları vasıtasıyla ebedi bir hayatın olduğundan haber veriyor ve insana ebedi alem hususunda garanti verip söz veriyor. Bir daha dönmemek üzere zeval ise devamıyla açıklar mısınız Gül dede? Hay hay yiğidim benim. İnsanın ebedi olarak hisliğe ve yokluğa atılması, bir daha dönmemek üzere diriltilmemesi Yüce Allah'ın bütün isimlerine ve manalarına aykırı ve zıt bir durumdur. Yüce Allah'ın sonsuz şefkatinin en büyük delili şu kainat ve kainat içindeki hayat sahiplerinin kavuştuğu ikram ve ihsanlardır. Bu hayat sahipleri ebedi yokluğa atılsalar, bu dünyada tecelli eden bütün şefkatler acıya dönüşür. İnsan ne kadar ihsan ve ikrama sahipse o kadar elem ve azap çeker. Her ikram ve ihsandan ayrılık ve yokluk insanda bir yara açar. Mesela bir anneye Allah şefkatinden sevimli bir yavru verdi. Belli bir müddet sonra Allah tekrar o yavruyu alıp yokluğa atsa, başlangıçta şefkat olan mana bu kez elem ve acı haline döner. Buna benzer ne kadar şefkat tecellisi varsa insan ebedi yokluk ile acı ve musibet çeker. Muhabbeti hırkate kalp olur. Hırkatın buradaki karşılığı düşmanlık ve kin demektir. Muhabbetin cemal, kemal ve ihsan olmak üzere 3 sebebi vardır. Yani insan bu 3 sebepten dolayı muhabbet eder. Nimeti nıkmete, insan dünyada mazhar olduğu nimetlere alışır ve kalbinde kökleşir. Çünkü insan der, ben alıştığım bu nimetlerden ebedi olarak ayrılacaksam, bana bu nimet değil cezadır. Nimet bu düşünceyle nikmet olur. Yani azap olur. Akıl bütün bu manaları düşünen ve insana azap yaşatan uğursuz bir vasıta ve alet durumuna gelir. Ezeli ve ebedi vacibül vücud olan Allah Celle Celaluhu mutlak yokluk kavramına müsaade etmez. Hakikati rahmetin intifası lazım gelir cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay yiğidim. Cenab-ı Hak yaşatıp öldürüp daha diriltmeyecekse onun rahmeti gerektirir ki insanları da akılsız yapsın, hayvanlar gibi onları yedirsin, içirsin, eğlendirsin. Ondan sonra öldürüp daha diriltmesin. Bize akıl vermiş. Şimdiden biz biliyoruz ki ölüm var. Peki biz niye biliyoruz, hayvanlar niye bilmiyor? Hayvanların bilse ne lazım gelir?
Yani mesela koyunlar bilse ki ölüm var, onlar için ızdırap olur. Yani yapacakları bir şey yok. Haydi arkadaşlar biraz daha fazla süt verelim, ölüm var, öyle mi diyecekler? Yok, ama insanın bilmesi çok farklı. Biz niye biliyoruz, hayvan bilmiyor? Biz ölüme hazırlanmakla mükellefiz. Hayvanların ölümü bilmeleri onlar için azap olur. Demek ölüme bizler iyi hazırlanacağız ki, çünkü biz ölümü biliyoruz. O zaman deriz ki arkadaşlar ölüm var, bir ders fazla okusak, iki rekat fazla kılsak, bir iyilik fazla yapsak, bir sadaka fazla versek ahirette karımız var. O zaman oldu. İnsan hem ölümü bilse hem de daha dirilmese o zaman haşa haşa o rahmetin olmaması lazım gelir. Bu da gösteriyor ki ahiret olacak. Bu konuyu biraz daha açar mısınız Gül dedem? Hay hay benim yiğidim. İnsanın mahiyetinde birçok hisler ve latifeler konulmuştur. Bu hislerin ve latifelerin hissediş kuvvetleri birbirlerinden farklıdır. Mesela vicdanın hissettiği ince bir meseleyi akıl tartıp şekillendiremez. Ya da kalpte ince ve latif bir şekilde beliren manayı maddi olan dil ile ifade etmekte zorlanır. Ebedi yokluğu vicdanla değerlendirirsek, vicdan cehennem de olsa ebedi yaşamayı isteyecektir. Nefis, hazır andaki bir gram azaptan kurtulmak için ilerideki 1000 ton mükafatı reddedecek haldedir. Aynı şekilde bir gram hazır menfaat için İlerideki binler ton azabı kabul edecek bir ahmaklıktadır. Ebedi yok olmak cehennemden daha büyük bir cehennemdir. Bu yüzden yok olmayı istemek vicdani ve ruhi bir hüküm değil, nefsani hükümdür. Hassasiyeti gitmiş bir terazi ancak kaba şeyleri tartıp ölçebilir. Bizim vicdan terazimiz Bediüzzaman Hazretleri'nin vicdan terazisi gibi latif ve hassas olsaydı biz de cehennem de olsa ebedi isterim vicdani hükmünü anlayıp tartabilirdik. Ne demiş Bediüzzaman Hazretleri? Cehennem de olsa ebedi isterim. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.